Ben Hakan Çatak, kamyon şoförüyüm. Temizlik işlerinde çalışıyorum, yaklaşık 10 senedir. Ben sabah çıkıyorum, akşam gidiyorum eve işte. Trafik ister istemez bazı yerde dar oluyor. Şimdi arkadan gelen vatandaş arabamız başlıyor bu sefer bizi gördüğü halde, çöp bidonunu aldığımızı gördüğü halde başlıyor kornaya basmaya. Bekleme, bir dakika beklemiyor. Mesela bize sözlü taciz edenler oluyor. Ya da küfürler olsun. Belediyede çalıştığımız için yutmak zorunda kalıyoruz. Yani yol verme şeyimiz, lüksümüz de olmuyor. İki şerit bir yoldayız, nasıl yol verelim? Çünkü o anda mesela çalışıyor araba, arkada bidon takılı. Elemanlar çalışıyor arkada. Ne kadar o kola tutunsak da asılarak gidiyoruz. Canımız tehlikede. Onlara en ufak bir şey olsa bütün sorumluluk bizde oluyor. O kornanın sesiyle bir irkilebilir mesela, panikleyebilir, araçtan da düşebilir. Çocuk bezine kadar atıp duruyor yerlere. Sakızı çiğniyorlar, yere atıyorlar. Çöp veren millet düzgün yudun atıyor, yazsın içine, yazsın içine atıyor lan. Her taraf çöp. Ya çorlar marketten çıkar bir şey alıyor, atıyor, yere atıyor. Kimse çöpe at demiyor şunu. Nasıl toplayan var diyor, temizlikçi var diyor. Bir yerden bir miyav miyav ses gelip duruyor. Bana arkadan ikaz ziline basıp kolu kapatmamı söylediler. Ben de kapattım, aşağı indim. Gerçekten 4 tane kedi yavru. Hepsi de daha yeni doğmuş. Poşetlemişler, çöpe atmışlar. Yavru kediler. Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Bodrum gibi güzel bir beldemiz var. Yerli ve yabancı turist buraya akın ediyor, geliyor biliyorsunuz. Ama buralar temiz gözükmesi lazım. Eğer buralar temiz gözükmezse gelen insanlar bir daha buraya gelmeyecek yani. Bu benim yaşadığım güzelliği. İleriki nesiller de yaşasın, görsün. Dava kele diyorsun sen.